Ekranları karşısında bizi izleyen tüm değerli izleyenlerimizi yeni haftadan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel günler dileğiyle selamlıyoruz. Sağlık diliyoruz yine her zaman olduğu üzere. Bugün milyonlarca işçinin, çalışanın ve tabii ki yakınlarının haklarının ardına düşen, onların haklarını savunan çok değerli, çok önemli bir sendikaya kulak vereceğiz. Ekranımızı ikinci kez Türk İş İl Temsilcisi aynı zamanda Türkiye Enerji Su ve Gaz İş sesini alabiliyor musunuz? Şu anda evet duydum Elif Hanım. Biraz gecikerek geldi zannediyorum ses, bir kopma oldu. İsterseniz duyamadıysanız bir kez daha ben konuğum olarak sizi anons ettim. Hoş geldiniz diye seslendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız başkanım? Sağ olun. Sizler de teknik aksama, teknik aksamalar biraz pürüz oluştursa da umuyorum yine güzel bilgilendirici, kamuoyunu aydınlatıcı bilgilerimizle yine güzel bir program paylaşacağız birlikte, öyle ümit ediyorum. Şimdi bugün tabii programda asgari ücreti, kıdemi tazminatını, işte de benzer hakların korunmasını diyelim, TESİŞ'teki örgütlenmeyi konuşalım istiyorum. Güvensiz çalışmaya hayır dediniz. Aynı zamanda TESİŞ Genel Başkanı Sayın Ersin Akman'ın bir açıklaması var, kırmızı çizginiz olarak. Kırmızı çizginiz nedir diye soracağım. İsterseniz öncelikle yaşamın tabii zorluklarını sürdürürken birçok sıkıntıyla karşılaşan milyonlarca çalışanın ve ailesinin yakınlarını ilgilendiren asgari ücret konusunu konuşalım. Ne dersiniz? Bizlere bu fırsatı veren Ege TV'ye ve sizlere teşekkür ederim. Tabii ki ülkemizde 7 milyona yakın asgari ücretle çalışan arkadaşımız var. Bunları aileleriyle beraber hesap ettiğimiz zaman ortalama nüfusumuzun hemen hemen %40'ına yakın bir topluluk oluyor. Asgari ücret tespit komisyonu inşallah Aralık'ın ilk haftası toplanacak. 15 kişiden oluşuyor. 5 tanesi işverenler sendikası temsilcisi, 5 tane hükümeti temsil eden, 5 tane de Türk işimizi temsil eden işçi temsilcimiz var. Tabii ki asgari ücret asgari ücret belirlenirken günün şartlarına göre belirleniyor. Son 3 yıldır araya pandemi de girdi. Gerçekten ekonomik sıkıntı, enflasyon o kadar çok yükseldi ki artık Ocak 2021'de açıklanan askeri ücret 3 ayda eridi. O zamanlar enflasyon ortalama TÜİK rakamlarına göre %14'tü ama %21 gibi bir rakamda askeri ücret artış olmuştu. Biz bu yılda insan onuruna yakışacak şekilde bir askeri ücret belirlenmesini istiyoruz. Tabii ki Sayın Çalışma Bakanımız olsun, Türk İş Başkanımız olsun, verdikleri beyanlarda bizleri ümitlendiriyorlar. Son 45 yılın en güzeli olacak gibi böyle ifadeleri olduğu için biz asgari ücretle çalışan arkadaşlarımıza adına sevinçliyiz. İnşallah şu andaki asgari ücretimizle inanın arkadaşlarımız bırakın ayı geçirmeyi yarısını bile zor geçiriyorlar. İşte annelerinden, babalarından, yakınlarından destek alarak ayı tamamlıyorlar. Birikim yapma şansları hiç yok. Eğer bir de çocukları okuyorsa, evleri kiraysa Allah onlara kolaylık versin. Tabii ki bazı işverenlerimiz Elif Hanım ya işte yükseldiği zaman biz bunu veremeyiz diyor. Biz sadece kendilerine şunu teklif ediyoruz. Bırakın 30 günü. Bu bize asgari ücret diye verdiği rakamları 10 gün kendileri alsınlar. Geçinebilecekler mi? Geçinemeyecekler mi?
Yani oradan bir antipati yapmalarını istiyoruz. Tabii ki işveren diyor ki benim şartlarımı zorluyor. İşte işçi çıkımı çıkarmaya giderim. Ama ortaya da bir pasta varsa bunu da paylaşmak lazım. Bugün TÜİK'in rakamları inanın, yani bizler inanmıyoruz kesinlikle. O kadar aşağıdan gösteriyor ki şu anda yıllık enflasyon %19.89. Ama hiç kimse inanmıyor. Ortalama enflasyon gıdada %40-45'i geçti. İnanın yani biz devamlı işçi arkadaşlarımızın arasındayız, vatandaşın arasındayız, emeklimiz devamlı geliyor. O kadar sıkıntı has safhaya çıktı ki asgari ücreti de tespit komisyonu insan onuruna yakışacak bir şekilde belirlenmesini özellikle talep ediyoruz. Şimdi orada bir pasaj okumak istiyorum. Bir şerh durumu da var. Asgari ücret hükümet işveren çoğunluğu ile net 2805 TL olarak belirlenmişti. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde ve 28 Aralık 2020 tarihinde son kez toplanarak asgari ücret tespit komisyonu 2020'de geçerli olacak asgari ücreti yine çok özür diliyorum, hemen tamamlıyorum. Hükümet ve işveren tarafından çoğunluk kararı ile belirledi. İşçi kesimini temsilen komisyonda bulunan Türk İş belirlenen rakama muhalefet şerhi koydu. Neden? Tabii ki Elif Hanım, Türk İş Başkanımız özellikle üstüne vurgu yapıyor. 45 yıldır Türk İş'imiz askeri tespit komisyonunda bulunuyor. Sadece 3 defa belirlenen oranlara imza attılar. Diğerlerine hiç atmadılar. Çünkü bizler vatandaşa çalışan, asgari ücretle çalışan işçimizin arasındayız. Belirlenen rakamın onlara yetip yetmeyeceğiyle ilgili birebir yaşıyoruz. Tabii ki patronlarımız, işverenlerimiz, hükümet yetkilileri vatandaşın içine inerlerse bu paranın yetip yetmeyeceğiyle ilgili gerçekten bir kanaatleri oluşur. Hükümetimizden yıllardır Türk İş Başkanımız da defaten söylediği asgari ücretliden gelir vergisi alınmaması konusu var. Yani bu gerçekten hükümetimizin büyük bir ayıbıdır. Yani asgari ücret zaten 2825 lira. Bir de bundan vergi alınıyor. Hiç değilse bu %15 gelir vergisi de alınmadığı zaman arkadaşlarımıza bir nefes, bir soluk olacağını düşünüyoruz. Bir nebze olsun rahatlatacaktır diyorsunuz. Evet. Şimdi masa başında alınan kararlarla sokaktaki yaşam arasında bir dengesizlik mi söz konusu? Muhakkak. Geçen gün Cumhurbaşkanımız şöyle bir şey diyor. Yani ekonomi programlarıyla ve dış siyasetle ilgili hiçbir sorun yok diyor. Ya Cumhurbaşkanımıza vatandaşın yaşadığı zorluklar, sıkıntılar, enflasyon anlatılmıyor. Ya da bilmiyoruz herhalde sarayda durduğundan dolayı vatandaşımızın çektiği sıkıntıları görmüyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bütün yetkiler elinde. Tabii ki her şeyle vakıf olmayabilir ama onlarca danışmanının olduğunu biliyoruz. Hiç değilse Cumhurbaşkanımız eğer vatandaşın arasına giremiyorsa danışmanlarına şöyle bir teklifimiz var. Yani vatandaşımızın arasına geçsinler, alsınlar o 2825 lirayı. Yani hadi kira da vermesinler. Yani bir ay demedik, biraz önce de 30 günü bırakın, 10 gün bir geçinsinler. Ondan sonra da yukarıda en üst kademedeki Cumhurbaşkanımıza böyle bilgi versinler. Vatandaşımız gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyor. Özellikle Türk İş Başkanımızın belirttiği gelir vergisiyle ilgili bu sene belirlenecek asgari ücretin yanında gelir vergisinin de asgari ücretten alınmamasını talep ediyoruz. Umut ediyoruz bu talepleriniz bir karşılık bulsun. Şimdi Türk İş şer koydu dedik, oradan devam edelim. Yine Türk İş kamuoyunda yine torba kanun olarak adlandırılan işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine dair görüş ve değerlendirmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na başkanlığına iletti. Neler vardı bunun içerisinde? Bu konuda bir bilgilendirme alabilir miyiz? Şimdi Elif Hanım, gerçekten geçen sene bize öyle bir dayatma geldi ki işte evet, tren tazminatı olsun, torba kanununda
25 yaş altı ve 50 yaş üstü şeysiz çalışmayla ilgili bunlar eğer hayata geçirilseydi, torba kanunundan çıksaydı, çalışma hayatı gerçekten büyük bir çıkmaza girecekti. Belirli süreli çalışma diye bir şeyler var. Arkadaşlarımız işe başladığı zaman. Şimdi belirli süreli işler en fazla 5 ay 29 gün olarak belirleniyor. Yani bunlar mevsimlik anlamında mı anlayacağız bunu? Evet, mevsimlik. Bu belirli süreli. 5 ay 29 gün. Tabii ki kamu kuruluşlarında hükümetimizin ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle bu 9 ay 29 güne çıkıyor. Geçen seneki bize dayatılan torba kanununda konan şöyle bir şeydi. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki işsizlere 2 yıl belirli süreli çalışma akitleri imzalanacaktı. Bu 2 yıl çalıştıkları sürede 2 yıllık kıdem tazminatlarını alamayacaklardı. İşe iade davaları açamayacaklardı. Kıdem tazminatı fonunu yıllardır gündeme taşıyan iş adamlarımız olsun, hükümetimiz olsun, bizim elimizde en son kalemiz diyoruz, kırmızı çizgimiz diyoruz. Biraz önce dikkat ettiyseniz daha afişlerimiz kıdem tazminatına dokunma, afişlerimiz aynen duruyor. Gitmedik. Ve defalarca da basın yoluyla eğer kıdem tazminatımızla ilgili en ufak bir çalışmada artık meydanlara ineriz, bu kalemizi asla vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı işçimizin işte emekli olduğu zaman oğlunun evlenme parası, evi yoksa ev parası, kızının gelinlik parası olarak yıllarca onu umut ederek yaşanıyor. Eğer buna da göz dikiliyorsa bu konuda asla kırmızı çizgimiz olduğunu bir defa daha burada belirtmek isterim. İşsizlik fonu gerçekten şu anda amacı dışında kullanılıyor. İşsiz kalan arkadaşlarımıza verilen oranlar o kadar komik ki ve belirlenen süreler, eğer orada bizlerden kesilen ve işverenden kesilen oran işsizlik fonu altında kurulan bir fonda eğer işsize verilmeyecekse işte iş adamlarına teşvik veriliyor, bazı yatırımlara aktarılıyor. Buna da karşıyız. Hani bu konuda bizlerden kesilen paranın oralarda kullanmasının yönünde de hakkımızı helal etmiyoruz. Evet, bu kırmızı çizgimizdir diyorsunuz. Şimdi aslında az önceki ilk sorumda asgari ücreti konuşurken belirlenen asgari ücretin aslında ilk 3 ayda enflasyon karşısında eridiği ve tabii ki yaşam nitelikli bir yaşam için yetersiz olduğunun altını çizdiniz. Peki aslında oraya ilaveten sormam gerekirdi. Size göre yeterli rakam nedir? Asgari ücret için. Şimdi tabii ki TÜİK devletimizin resmi makamı. İşte bir insanın günlük alacağı kaloriden tutun da işte giyeceği elbisesine, eğitimde harcayacağı ve tatil için bütün hepsi hesap ediliyor. Bugün 4 kişilik bir ailenin geçinme ücreti 9.900 lira. Tabii ki bizler bu kadar belki işverenlerimiz bu kadar parayı veremeyebilir ama buna yaklaşması lazım. Bir de devletimizden şunu özellikle rica ediyoruz. Devletimiz, hükümetimiz niye vardır? İnsanları için vardır. Şimdi asgari ücretliye, sözleşmeliye, emekliye düşük maaş vereceğim diyerek gerçek enflasyon oranlarını yansıtmazsa bizlerin, çalışanların, emeklinin, asgari ücretlinin, işte kamu işçisinin her ay alım gücü düşüyor. Hiç kimse bugün yıllık enflasyonun %19.89 olduğunu inanmıyor. Bizle dalga geçmesinler. Bizler gerçek rakamların yansıtılmasını istiyoruz ve sözleşmelerimiz olsun, asgari ücret tespit komisyonundaki belirlenmeler olsun ve emeklimize verilecek oranlar belirlenirken gerçek enflasyon rakamları verilsin. Bizler bu konuda gerçekten şu anda hükümetimizi samimi görmüyoruz. Yani hükümetimiz vatandaşını kandırmak için olmaması lazım. Vatandaşını en iyi şekilde yaşamasını sağlamak için görevli olduğunu bilmesi lazım. Ve bu konuda da ısrarla gerçek enflasyon rakamlarının
belirlenerek ücret artışlarını ona göre yapılmasını istiyoruz. Tabii biliyorsunuz tabii ki insana yaraşır bir yaşam kalitesi olsun bunun içinde. Gerçek enflasyon göz önüne alınarak asgari ücret tespiti yapılsın talebindesiniz. Yine dileyelim ki gerçekten bu sesler hiçbir cevap bulsun, karşılık bulsun. İnşallah. Bununla birlikte yine sormak isterim. Genel Merkez Yönetim Kurulunuz kamu kesimi toplu iş sözleşmeleriyle ilgili taleplerinizi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a iletti. Nedir bu talepler acaba? Şimdi Elif Hanım, 5 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanımız basın yoluyla dedi ki taşeronu bitiriyorum dedi. Hı hı. Türk İş Başkanımız defaten dedi ki gerçekten bütün taşeronların kadro alması konusunda bizler de hükümete teşekkür ettik. Ama bunu kanun hükmünde kararnameyle değil de mecliste, alt komisyonlarda ve meclis gündeminde tartışarak bu kadronun verilmesi konusunda gündeme getirdik. Ama ne hikmet ki bir cumartesi sabahı kanun hükmünde kararnameyle 900 bine yakın taşeron çalışanımıza kadro verildi. Bu kadro verilirken kanun hükmünde kararname bile verildiği için bazı maddelerde kesinlikle ya kanun hükmünde kararname çıkması lazım ya da meclisten kanun çıkması lazım. Şimdi kadroya geçen arkadaşlarımız çakılı kadro dediğimiz kesinlikle pozisyon değiştiremiyor. Ya elinde belki o kadar kabiliyetli olduğuna dair belgesi var. Operatörlük belgesi var, aşçılık belgesi var. Ama başvan olarak girdiyse o pozisyonlara geçemiyor. İhtiyaç olsa dahi. Bu kanun hükmünde kararname olduğu için. Artı tayin hakları kesinlikle yok. Şimdi parçalanmış aileler var. Okumak için üniversitesini kazanmış o ilde tayin isteyen çocuklarımız var. Kanun hükmünde kararname olduğu için bu da maalesef gündemde yok. Bir de mecbur emeklilik var Elif Hanım. En kötüsü de bu. Geçen sene 1 Ocak itibariyle ilk defa işe girenlerde erkeklerde 65 yaş, kadınlarda 60 yaşa çıkan emeklilik yaşı bu kanun hükmünde kararnameyle taşeron işçimize kadro verilirken maalesef işte günü geldiğinde ve yaşı dolduğunda ertesi günü artık sen işe gelme, kanun hükmünde kararnameyle emeklisin diyerek arkadaşlarımız mağdur ediliyor. Bizim işçi kesimde 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan arkadaşlarımızda kesinlikle yaş haddimiz yok. Şimdi arkadaşımız kendisini verimli hissettiği sürece, sağlığı yerinde olduğu sürece bırakın 65'i 70 yaşına kadar daha çalışabilir. Ama taşeronundan kadroya geçen arkadaşlarımızın birçoğu 52 yaşında, 53 yaşında tam böyle yaşının verdiği olgunlukla, tecrübeyle kurumuna faydalı olacakken işte kanun hükmünde kararnamenin o maddesine göre de mecburi emeklilik oluyor. Tabii ki biz bunu sağ olsun genel başkanımız olsun genel merkez yöneticilerle beraber Türk İş Başkanımız bu konuya zaten vakıf. Özellikle bunları talep ettik ve çerçeve protokolünde Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin'e de buradan teşekkür ediyoruz. Bu tayin hakları ve mecburi emekliliğin iptali konusunda meclisi açılır açılmaz alt komisyonlara teklif verileceğini ve bunu önümüzdeki günlerde torba kanun olarak çıkarılacağı müjdesini verdiler ve bunlar imza altına alındı. Tabii ki bu taşeronundan kadroya geçen arkadaşlarımız hala diken üstünde duruyorlar. Tayin olamıyorlar, aileleri parçalandı, okuma hakları yok. Bir de mecbur emekli olduğu için bir an önce bu kanunun çıkması konusunda Türk İş'imizde Çalışma Bakanımızla devamlı görüşüyorlar. Bir an önce de meclisten çıkmasını bekliyoruz. Bu konuya dair 3 büyük işçi konfederasyonu, Türk İş, Hak İş ve DİSK, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan torba yasa teklifinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemeyle ilgili ortak bir açıklama da yaptı zannediyorum. Evet. Şimdi bu seneki Türk İş'imizin hükümetle yapacağı çerçeve protokolü anlaşmamızda 730 bin arkadaşımızı ilgilendiren bir sözleşme yapılacaktı. Bunun 290 bini diğer konfederasyona bağlı
üyeleri olduğu için Türk İşçimiz dedi ki buyurun sizden de bir temsilci alalım. Hep beraber bu konunun üzerine gidelim. Çünkü Türk İş olarak bizde şöyle bir zihniyet var Elif Hanım. Bizler asla görüş olarak herkese yakınız. Türk İş'in içinde her görüşe mensup çalışanlarımız var. Hepsine saygı gösteriyoruz. Bizler masaya oturduğumuz zaman sadece işçinin sorunu çözülsün. Onlar memnun olsun istiyoruz. Ve bu konuda da diğer konfederasyondan da bir tane yönetici arkadaş gelerek bu çerçeve protokolünün imzalanma aşamasında bütün görüşmelerde kendisi de vardı. Ve kendisinin de imzası çerçeve protokolünde mevcuttur. Evet. Şimdi yine Türk İş'in bir açıklaması var. 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kamuda daimi işçi kadrosuna alınan işçilerin sendikal örgütlenmesine getirilen istisna kalıcı olmasın dedi. Burada bir açıklama gerekirse ne söylersiniz? Ya tabii ki örgütlenme bizler için çok önemli. Tabii ki büyük abilerimiz anlatıyor. Basından geriye dönük baktığımız zaman işte 80 yıllarında, 82 yıllarında 3 milyonun üzerinde nüfusumuz 40 milyonken 3 milyonun üzerinde çalışan varken bu da iktidara gelen hükümetlerimizin örgütlenmeden önüne çıkardığı engellerden kaynaklanıyor. Tabii ki özel sektörümüzün de işte sendikayla çalışmak istememesinden. Ama gerçekten sendika olarak, sivil toplum örgütleri olarak biz de ya işte patrondan her şeyi alalım da patron bassı asla böyle bir zihniyet yok. Fabrika varsa işçi vardır, işçi varsa sendika vardır. Ama ortaya bir hasta da varsa insan umuruna yakacak şekilde yaşamaları için işçi arkadaşlarımızın da o ücreti almalarını isteriz. Bu konuda örgütlenmenin önündeki sıkıntıları aşılmasını istiyoruz. Örgütlenmeye karşı çıkan özel sektör olsun, kamu kuruluşlarında olsun, bu cezaların da yükseltilmesini istiyoruz ki kimse örgütlenmek isteyen arkadaşlarımıza engel vermesinler. Elbette. Şimdi örgütlenme tabii ki birlikte ve güçlü ses oluşturacaktır. Örgütlenme önemli ve bu konuda da şimdi TESİŞ %28.75 örgütlenme oranıyla Türkiye'deki tüm sendikalar arasında birinci oldu. Ve iş kolunda da tek yetkili sendika olarak biliyoruz. Peki ilimizdeki örgütlenme nedir? Tabii ki Elif Hanım. Bizler enerji sektöründe, enerji iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Bu konuda en büyük TESİŞ, oran %28 kusur da olsa biz bunu %60'lara, %70'lere çıkarmak istiyoruz. Örgütlenme ile ilgili çalışmalarımız hala devam ediyor. İşte bizim yöremiz olarak işte Afyon olsun, Isparta olsun, Burdur olsun, Denizli olsun, genel merkezimizin teşkilatıyla istişareli bir şekilde bu oranın yükseltilmesine de enerji iş kolunda örgütlülerin sayısının bir an önce daha fazla olmasını içinde mücadelemizi yapıyoruz. Evet. Yani Isparta'da da örgütlenmedi. Bir ivme söz konusu. Yani aynı başarı ilimizde de söz konusu diyebiliriz. Şimdi TESİŞ üyelerine bu pandemi sürecinde evden çalışmaya bakışı ölçmek için güzel bir anket çalışması da yaptı. Bu anketten nasıl bir sonuç çıktı? Acaba işe kaybederiz korkusuyla evden çalışmak istemiyoruz gibi evden çalışma işini kaybetme kaygısını arttırdı mı? Nasıl bir sonuç çıktı bu şeyden, anketten? Şimdi Elif Hanım, biz enerji iş kolundayız. Elektrikle ilgili alanlarda yetkiliyiz. Özellikle şu anda özel sektörde faaliyet gösteren TEDAŞ çalışanlarımız, TEİAŞ çalışanlarımız ve şu anda taşkın koruma olsun, yapılacak dere temizlikleri olsun, göletler, barajlar olsun, DC ile çalışan arkadaşlarımız kesinlikle evden çalışma yapılmadı. Her zaman sahada oldular. Vatandaşlarımız evde kaldıkları sürece bir gün daha elektrikleri kesilmedi. Özellikle şantiyelerimiz DC'nin hiç kapanmadı. TEİAŞ'ımız
trafolardaki bakımlarını, ufak arızaları her zaman sahadalardı. Bu konuda ne kadar anket de yapsaz, arkadaşlarımız sahada devamlı çalıştıkları için bu konuda bir sıkıntımız yok. Çünkü bizler vatandaşımız için varız. Eğer halkımız elektriksiz kaldığı zaman, işleri aksadığı zaman, işte bundan 3 sene önce bir 8 saatlik ülkemizde bir elektrik kesintisi oldu. İnanın hayat durdu. Bankalardan tutun da bütün fabrikalarımıza karşı o gün iş yapamadılar. Biz bunun bilinciyle çalışanlarımızla beraber, TEDAŞ, TİH, DSİ çalışanlarımızla beraber, hele sulama birlikleri, yazın çiftçimiz su istiyordu, ürünle su getirmesi gerekiyordu. Pandemi süresince sokağa çıkma yasağı var dendiği zaman herkes alışveriş merkezlerinde yiyecek su topladılar. Hiç kimse tuhafiyeci dükkanına veya bir ayakkabı satılan mağazaya gidilmedi. Üretmemiz lazım. Bunun bilinciyle çalışan bütün üyelerimiz bu şekilde çalıştılar. İnanın hani bu evden çalışma, işte kısa çalışma, bizim arkadaşlarımız bunları yapmadılar. Ellerinden geldiği kadar pandemide vatandaşlarımız sıkıntıya girmesin diye bütün fedakarlıkları yaptılar. Yani evden çalışmak yerine sahada yine bütün gayretlerini ortaya koydu işçi kardeşlerimiz diyelim. Şimdi sulama birliklerinden bahsettiniz. Tabii bir sulama birliklerindeki sezonluk işçilerdeki durum nedir diye sormadan geçmeyelim. O konu hakkında da biraz bilgilendirme yaparsanız sevinirim. Tabii ki Elif Hanım, suyun önemi biraz daha arttı. Tabii ki küresel ısınmadır, kuraklıktan dolayı su kaynaklarımız gittikçe azalıyor. Evet. Ben 11 yıldır bu görevdeyim. 11 yıl önce de söylediğim şuydu. Yöre milletvekillerimizden özellikle Senirken, Atabey, Gelendos ve diğer birliklerimizdeki açık sulama, yani vahşi cazibe deniyor buna, kanal üstünden %40'a yakını işte kanalların patlak çatlak olmasından ve güneşten dolayı, buharlaşmadan dolayı su kaybı vardı. Kapalı sistem, kapalı sistem, kapalı sistem diyerek yöre milletvekillerimizden özellikle destek istedik. Tabii ki şu anda Atabey sulama birliğimizin sahasında kapalı sistem başladı. Senir kentimize başladı. Göğüshisar'da başlamak üzere örgütlü olduğumuz Selebir sulamasında, ama yeterli mi asla değil. Bu kapalı sistemin bir an önce artık nasıl bir kaynak aktarı hükümetimiz tarafından yöre milletvekillerimizin, ben bunu rica ediyoruz. İşte ilgili günümüzün durumu ortaya da birçok göletimiz, barajımız kuruma noktasına geldi. İnanın bazı yerlerde bu sezonu ucu ucuna tamamlandı. Şu ana kadar da işte Allah'a her gün dua ediyoruz Allah'ımıza. Yağış olması için. Yağış olsun diye. Evet. Tabii ki bizler yağış dahi çok olsa dahi kapalı sistemde işte %40'ın üzerindeki o su kaybını önlemek için bunu istiyoruz yetkililerimizden, siyasilerimizden. Tabii ki burada çalışan arkadaşlarımız, bizim yaz günü sulama mevsimimiz belli. İşte 5 ay gibi, 6 ay gibi en fazla çalışma şeyimiz var, suyu ihtiyacımız var. Burada Türkiye genelinde 5000'in çok az bir şeyin üzerinde geçici çalışan arkadaşlarımız var. Şu anda sulama birliklerimizin başkanlıklarına devlet su işlerimiz tek yetkili olarak ziraat mühendislerimizi, bu işte tecrübe olan memur arkadaşlarımızı atadı. İnanın gözle görülür bir düzelme var. Asla önceki başkanlık yapanları suçlamak istemiyorum ama şu andaki görev yapan arkadaşlarımız işin kaidesi, ne yapılması gerekiyorsa kanunuyla, hukuk düzeniyle, sulama birliğimizin kanunu şeklinde her şeyi uyguluyorlar. Burada çalışan arkadaşlarımıza da şöyle diyoruz. Gerçekten bu çocuklara ihtiyacımız var. Devlet su işlerimiz bugün 80 yıllarında 40 bin mevcut varken bugün 12 binlere düştü. Ve DSİ çalışanlarımız, dikkat ediyorsanız, Allah göstermesin, bir sel afetinde, bir orman yangında, bir depremde ilk giden kurumdur. Yani oranın yöre milletvekili daha oraya varmadan bizim makinelerimiz, tecrübeli elemanlarımız hepsi oradalar. Yani buradaki sulamadaki geçici arkadaşlarımız da sulama mevsiminde şeyde çalıştırabiliriz.
sahada. Ondan sonraki süreçte devlet suçlarımız 12 ay hizmet veriyor. Ondan sonra içeride makine bakımcısı olarak, operatör olarak birçok sulama işçimizin, geçici çalışanların da ellerinde belge olduğunu ve teknik eleman olarak kendilerini yetiştirdiklerini biliyoruz. Tabii ki şu anda biraz önce bir tarif vermiştim. 5 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanımız taşeronu bitiriyoruz dediği zaman şu anda taşeron bitmedi. İşte işçi gidiyor. Asıl arkadaşlarımız şu anda kadro alamadılar. Biz şu anda 900 bin kişiye verilen kadrodan dolayı da şu andaki hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ama geri kalan 240 bin taşeron işçimize bir an önce kadro verilmesine ve 45 bin rakamında olan geçici arkadaşlarımıza da bir an önce kadrolarının verilmesine, iş barışı açısından ve iş verimliliğin artırılması açısından talep ediyoruz ve siyasilerimizden ve bunları bekliyoruz. Evet, çok güzel ifade ettiniz. İnsana yaraşır yaşam seviyesinde taşeronların da tabii ki kalıcı şekilde işlerine kavuşması, işçinin haklarının savunulması ve elde edilmesi noktasında çok güzel ifadelerdi. Katılım için çok teşekkür ederim. Ne yazık ki sürenin sonuna geldik değerli başkanım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel anlatım için ve paylaşımlar için. Ümidimiz bu taleplerinizin en kısa zamanda asgari ücret başta olmak üzere dediğim gibi insana yaraşır yaşam koşullarını işçilerimizin en yakın zamanda işleriyle birlikte elde etmeleri temelinde bulunalım. Sizin son cümlelerinizi de alarak vedalaşalım. Elif Hanım, size başta olmak üzere Ege TV yönetimde ve bütün çalışan arkadaşlarımıza bize böyle bir fırsat tanıdıkları için teşekkür ederiz. İşçi arkadaşlarımıza asgari ücretli olsun, taşeron olsun, geçici olsun, şu anda çalışmakta olan bütün arkadaşlarıma da kazasız belasız işlerine Yüce Allah'ın nasip etsin. Bir an önce de inşallah beklentilerimizin oranında asgari ücretimize zam olarak hükümetimiz böyle bir şey de yaparsa, tabii ki asgari ücretle vergi dilime alınmasın diyorum. Buraya bir parantez içinde diğer kamuda çalışan arkadaşlarımız olsun özel sektörde. İşte matraflar belli. Şu anda benim örgütlü olduğum DSİ olsun, TİAŞ olsun vergi dilimi %27'ye çıktı. Özel sektörde bile %20'nin üzerinde. Bu arkadaşlarımız Ocak'ta aldıkları maaşı şu anda göremiyorlar. Enflasyon her ay %2, %4 oranında artmasına rağmen bu arkadaşlarımız vergi diliminden dolayı devamlı maaşları düşüyor. İnşallah yetkililerimiz buna da el atarlarsa onlara da teşekkür ederiz. Ve bütün arkadaşlarımız İnşallah bu sesleniş çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah başkanım bu seslenişlerinizin bir karşılığı olsun. Bu program buna vesile olsun dileyelim. Kırmızı çizgilerinizin korunduğu, haklarınızın korunduğu, işçinin yüzünü gülümseten güzel kuralların, kanunların işleyişi temelini edelim. İşçi gülümserse ülkemiz gülümser diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Değerli izleyenlerimiz bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden sağlıkla görüşmek üzere. Serkan efendim.